Arkadaşlar günaydın. Bugün Serhat Lokum Seyim organizasyonu ile birlikte Aizon Antik Kenti'ne gitmeye çalışacağız. İnşallah gidebiliriz. Serhat Bey, Özge Hanım, Sinan Bey askerden daha yeni geldiği için biraz şey, er modunda. Şu an ne yol? Zeus Tapınağı'na gidiyoruz. Sunağımıza kurbanımızı vermeye. Bakalım inşallah. İnşallah kurban olmayız. Coğrafya bilgisi sıfır ya. Neyse önemli, buraları kestik. Şimdi Ormancık ilçesini geçtik ve Sadak Kanyonu. Ormancık mı? Neydi? Kardeşim Orhaneli'yi geçtik. Serçecik köyünü geçtik. Adam. Bir dakika, bunlar kamera açıldı. Ormancık değil. Şimdi Sadak neydi lan? Sayıda Bahçelerdi sen. Neydi gözüküyor? Neydi? Şimdi Sayfay Abaya Sırayan'ın kitabını okuyacağız. Seyim organizasyonunda yine harika bir organizasyonun bir işindeyiz. Seyim organizasyonun en büyük rakibi olan Kaya organizasyonuna Seyim organizasyonun büyük... Aynen oğlum. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Selam. Şu an Bursa'dan yola çıktık, Görükle'den ve Orhaneli ilçesini geçtik. Ve Sadak Kanyonu'na doğru ilerliyoruz. Yol gayet güzel, hava da gayet güzel. Ve akıcı bir gün olacak gibi. Akıcı bir gün. Çok akıcı bir gün. Sinan, bu akıcı gün hakkındaki yorumun nedir kardeşim? Çok güzel akıyor. Zaman sürekli akıyor. Daha çok güzel. Yani yumurtanın sarısı. Aynen. Nınını. İyi ki geldik. Yani. Herkes gelsin. Ama biraz tilkiler var yollarda. Sağ dağ biraz bu arada. Sağdağabat değil. Sağ dağılmış bu arada. Sağ özür diliyoruz. Genelde Sağdağabat diye böyle bir özellik. Sayitabat şelalesi ayrı kardeşim. O ayrı. Evet. Yaklaştık birazdan. Kanyondan görüntülerle sizlerle olacağız. Sert lokumla tırmanıyoruz. Burası galiba böyle bir... Dön kanka. Bari kamera çok güzel. Bunları restore etmemişler. Burada bayağı bir devrisi. Bildiğin Central Park'a benziyor kanka. Biliyor. Bir şey değil mi ya, döngelliğe benziyor. Döngelliğe benziyor aynen. Sadabat Kanyonu. Çok güzel bir kanyon. Şimdi Sadak Kanyonu'nda ilerliyoruz. Hatta dönüyoruz aslında, bayağı bir gezdik. Arkadaşlarımız burada, bayağı beğendiler burayı. Burası yaklaşık yüzlerce yıl önce tarihler filiz yapılmış. Ve de bayağı da... Öğrendiğimizden öğrendiğimiz bilgilere göre buranın havası astım, bronş, kronik ve akciğer rahatsızlıklarına çok iyi geliyormuş. Yaklaşık 7,5 saatte burada bir trekking deneyimimiz oldu. Ve gerçekten aradaki farkının farkındayız yani. Hayatın büyük kesinlikle tavsiye ediyorum. Hayatın büyük kesinlikle. Mikrofonu takacaktım, unuttum. Neyse, öteki yerde yapacağım onu. Evet, bir daha artık şeyde görüşeceğiz. Nerede? Kütahya, Aizon Antik Kent. Yok. Sizin yok canım,
Arizona Antik Kenti'ne geldik ve giriş yapacağız. Evet, Arizona Antik Kenti'ne giriş yaptık. Şu anda size Özge arkadaşım ayrıntıları anlatacak. Evet, öncelikle burası UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde 2012 yılında dahil edilen Kütahya Çavdarhisar ilçesindeki Arizona'ya Antik Kenti olarak da bilinen bir tarihi yapı. Amazonlar ve Filik kültür etkisi hissedilen şehirde bulunan en son sikke 4. yüzyıla aitmiş. Öğrendiğimiz bilgilere göre M.Ö. 2. yüzyıl tarihli Epiktetes olarak bilinen sikkesinde ise Helenistik dönemde at tasviri ve miğferli kadın figürü almaktadır. Şimdi size aslında bu büyük anıtı gösteriyorum. Şu an yandan görüyorsunuz, gördüğünüz gibi. Kısaca bahsedersek, kentte dünyada tek birleşik ve her birimi yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli tiyatro kompleksi, sütunlu cadde ve agoraları ile baraj yapıları, su yolları ve kapılar gibi gelişmiş bir kente dair estetik yapı örnekleri yer almaktadır bu tapınakta. Süper. Bu insanlar da onların torunları işte. Biz de buraya ayrıntılı gezip daha sonra size tekrar bilgi vereceğiz. Arizona Antik Kenti'ndeyiz ve 3 saatlik bir Bursa yolculuğundan sonra buraya ulaştık. Ulaştık, açız. Baba eskiden geldi. Şöyle baba eskiden gelenler var. Size gösteriyorum şu yukarıdaki hikayeyi. Evet, nasıl buldunuz Özge Hanım? Valla enteresan bir yapılaşma var burada. Rehberlerimizin de anlattığı kadarıyla. Kaçak kat çekmişler. Tapınağı, yani tapınak belki de dünyada Yunanistan'ın Atina'da olan bir, neydi onun adı, Palatyon mu ne, orası gibi sabit kalmış. Evet, şöyle siz de görüyorsunuz, ender çok net. Birisi. Aslında çok, hemen, aynı zamanda dünyanın ilk borsası diye biliyorum, doğru mu? Aynen, doğru. Şu alt tarafta borsa. Borsası diyorsun, borsa değil kanka. Yani burası çok doğayla iç içe. Bizim Efes'e benziyor galiba. Sizin Efes'e benzemiyor kanka. Sizin Ceneviz Kalesi'ne benziyor. Bizim Efes'e benzer genelde. Ha, tamam. Yani öyle diyeyim ben size. Onların Trilya, bunların Malfeti. 27 adımda bitiyor anasını. Evet, şu an tavaf ediyoruz. 7 kere dolaşacağız safhana. Bize ise iman edenler. Allah'ım be senle. Tamam, ben aç. Sen lan ne lan? Ya giriş 7 TL, müze kartına ücretsiz. Evet, bu önemli. Paralı. Her yerde Türkiye'de tuvalet, sıçma, her şey paralı oldu. Müze 7 lira. İçeride ne var dersiniz? Çok şey var. Şöyle size aynı zamanda şurayı da gösteriyoruz. Güzel, görülmeye değer mi? Değer, değer. 7 lira. Bir tane civarlarındaysanız. Antalya'ya gidiyorsunuz. Ya bir paket sigara, 2 paket sigara. Hoşça kalın, bir dahaki gezimizde ve belki Kütahya görüşmek merkezde üzere. Görüşmek üzere. Ben de geleyim, hesaplayayım.
tarihler. Bugün cumartesi. Bir tane kadın var ya. Bugün 26 Ekim cumartesi. Yalan bu dünya, her şey boş. İddia ediyorum ki her şey boş.